Ardından 2 sene parfümeride çalıştıktan sonra Jet Set Hava Yolları'na girdim. Ve 8 senedir yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında bir fiil hosteslik yapmaktayım. Peki, son işinizden niye ayrıldığınızı öğrenebilir miyim? Biliyorsunuz Jet Set basit bir firma, ufak bir firma. Uçakları çok küçüktü, içim katıldı. Ondan. Anlıyorum. CV getirdiniz mi? CV mi? Al sana CV. CV. Devam edeyim mi? Yok yok. Teşekkürler. Bu kadar kâfi. Rica ederim. Bir imzanız gerekiyor Misfak Bey. Getir kızım. Ne zaman başlayacağım? Biz size haber veririz Hülya Hanım. Neye haber vereceksiniz? Başlayacağım mı? Hayır. Yani yaptığınız başvuru incelendikten sonra olumlu ya da olumsuz mutlaka biz size haber vereceğiz anlamında haber vereceğiz. Canım yani bunu bu kadar eğip bükmenin bir anlamı yok. Taş gibi manitayım sonuçta. Bir de benim fanlarım var. Yani yolcular. Bensiz uçamazlar. Potansiyelim var. Yani onları da toplar gelirim. Müşterimle gelirim. Hani kuaförlerde olur ya. Bir kuaför çırağını bir yerden bir yere transfer ederken kadınlarla birlikte gider. Ben de öyleyim. Müşterimle birlikte geleceğim. Ne dersiniz? Anladım. Biz sizi arayacağız. Aramayacaksınız değil mi? Arayacak mısın? Arayın, arayın. Ne olur arayın. Aramayacak mısın? Ne olur, ne olur lütfen. Arayın beni ya. Ben iyi bir insanım. Yani çok güzel hosteslik yaparım. Gerçi ben müşterilerimle gelirim, yolcularımla gelirim. Güvenlik! Misfak abi bey, bey abi, hiç yani şimdi güvenliği karıştırmada bir anlamı yoktu ki. Biz burada bizle sohbet edebilirdik sizle değil mi yani? Sonuçta iş görüşüyoruz, kötü bir şey yapmıyoruz. Ben sizin malınızı çalmadım, size dokunmadım, etmedim. Yani siz niye şimdi güvenliği çağırıyorsunuz ki? Misfak bey abi, ararsınız değil mi? Bence ararsınız. Siz iyi bir adama benziyorsunuz. Hakikatli bir insan gibisiniz. Yani tatlı bir adamsınız, ararsınız beni ya. Ara lan beni. Misfak abi, kime diyorum? Görmen lazımdı birader, görmen lazımdı yani. Nasıl mutlu oldu? Sanki mavi boncuk bulmuş gibi. Falan tripler. Ne diyorsun abi ya? Gerçekten boşansana sevinecek mi yani ana kobra? Oğlum çıldırdı diyorum. Sen anlamıyor musun? Çıldırdı. Hatta şimdi çıldırmıştır. Keşke evde olsaydım da seyretseydim birader. Bu nedir lan? Mesaj geldi abi galiba. Mesaj denmez oğlum. Mesaj denir. Angut. Biraz öğren, Türkçeyi öğren. Kimmiş abi? Oynat diyor. Oğlum bu bizim kayınvalide. Oh. Asalet. Ha. Ne diyor abi? Hareketlere bak ya. Oğlum bu hepten kafayı yemesin. Delirdi vallahi delirdi ya. O be alay çekmesini de bilmiyor. Bak ben neredeyim sen neredesin be Angut. Allah Allah ya. Alo, Aslan Kral Hayvan Pet Shop, buyurun. Efendim Tekin Hocam? Evet. Bizim babama. Ha? Ne git anlamadım. Git mi? De git. Tamam hocam, tamam. Ben geliyorum. Ben çözemedim şu anda. Tamam, arıyorum. Ha, tamam, okey. Geliyorum, tamam. Arıyorum, geliyorum. Her şeyi yapacağım hocam, merak etmeyin. Hemen, bay bay. Ne oldu abi? Anlamadım abi. Garip garip konuşuyor yani. Çözemedim. Ben bir gideyim dedim. Korkum nerede benim? Sana oğlum hadi.
geliyor. Geliyor. Ulan geliyor. Tereyağlı ballı ekmek. Oğlum ben seni gözüm kapalı denerim. Aa, hatta dur bak. Yeğeninle gör. Geliyor. Söylüyorum, geliyor. Lan! Ana! Ne anası kızım, baba? Baba senin burada ne işin var ya? Senin ne işin var lan burada? Niye okulda değilsin? Vallahi spor maksatlı geldim babacığım. Hiç utanmıyorsun değil mi? E madem böyle niye bana dert çektiriyorsun kızım? Madem okumayı sevmiyorsun bana niye telaş yaptırtıyorsun? Niye bana masraf yaptırıyorsun kızım? Senin okumaya niyetin yok mu? Yok okumaya niyetim var da hani her gün okul, her gün okul. Arada sırada kabakta da oluyor bu da yani babacığım. Sıkıldın yani öyle mi? Yani evet. Anlaşıldı kızım. Madem okumaya niyetin yok ikramını göreceksin babanın. Demek sıkıldın kızım öyle mi? O zaman dışarıdan bitirirsin okulu. Daha iyi olur yani. Ne diyorsun ya? Süper olur vallahi. Tabii. Yaşın da geldi yani. Hayata atılma zamanın tamamdır. Hayata atılmak derken? Yavrum iş imkanı sağlayacak baban sana. Temel Usta ile çalışma zamanın geldi. Temel Usta mı? Ta kendisi. Tereyağlı ballı ekmek. Hadi bakayım hadi. Çık. Ah canım ya. Yazık ne kadar çok sevindi yengem. Şaka yaptığımızı nasıl söyleyeceğiz biz buna ya? Ay vallahi ben söyleyemem ha. Vallahi ben de söylemem. Ay, boş ver söylemeyelim. Baksana ne kadar mutlu. Bırakalım böyle kalsın. Komşularım. Ahbaplarım. Romalılar. Bugüne kadar en çok istediğim şey gerçekleşti. Adak adamıştım. Bu olursa kurban keseceğim demiştim. Ve oldu. İşte kurban. Kes babacığım. Dur Asalet. Asalet dur. Dur yapma Asalet yapma. Kandereme beni duydun mu? Duydum Asalet. Duymaz olur muyum? Senin canı yürekten tebrik ederim. Ama şimdi bırak. Bırak hayvan gitsin. Öyle olur mu? Olmaz olur mu Azalet? Onun da çoluğu çocuğu var. Bırak gitsin. İyi o zaman. Ya. Hadi. Kınalı yapınca. Kanteremel'in affına rast geldin. Hadi git. Kırlar, çayırlar seni bekliyor. Canım. Canım. Ay. Yengem vallahi ben de adak atacağım ha. Ay kız ne ada? Ay şimdi hayırlısıyla Kubat'la böyle boşanırsak zürafa keseceğim vallahi. Ne? Yani zürafayı azat edeceğim Kanter Hanım teyzeciğim. Yani azat edeceğim, salacağım. Öyle yanlış anladım. Yani. Ay korkuyorum ben bundan. Boş ver.